Çöpüme sahip çıkıyorum eğitiminin birinci bölümü Çöp Nedir? Bu bölümde amacımız çöpün sadece insanlar tarafından üretildiğinin, çöp olarak gördüğümüz pek çok atığın aslında ayrıştırma ve geri dönüşümle tekrar tekrar kullanılabileceğinin farkına varılmasını sağlamak. Bu başlık altında toplam 3 etkinliğimiz bulunmakta. Bu etkinliklerden ilki çöpleri ayrıştırıyoruz. Etkinlikteki amacımız atıkların doğru değerlendirilmesi ve doğru yere atılması konusunda farkındalık oluşturmak. Kullanacağımız araç gereçler, etkinlik kartı bir çöpleri ayrıştırıyoruz çalışma yaprağı, A3 boyutunda bir kağıt, makas, yapıştırıcı ve renkli kalem. Burada kullanacağımız A3 boyutundaki kağıdın daha önce sınıfımızda astığımız bir poster veya afişin arka yüzü şeklinde hazırlanması, etkinliğin amacına ulaşması açısından anlamlı olacaktır. Bu etkinlik için belirlediğimiz süre ise 40 dakika. Etkinliğin uygulama aşaması ise şöyle özetlenebilir. İlk olarak öğrencilere atık türlerinin neden ve nasıl ayrıştırıldığını anlatan video izletilir. İlgili video etkinlik içeriğinde yer almaktadır. Öğretmen videoda bahsi geçen atık türlerini plastik, kağıt, cam gibi tahtaya yazar. Çocuklar 5-6 kişilik gruplara bölünür ve her bir grup için bir atık türü belirlenir. Ve grubun seçtiği atık türüne ait atık görselleri kesilerek etkinlik kartının birinci sayfasında yer alan atık konteyneri görsellerinden doğru olanın üzerine yapıştırması istenir. Burada sınıf mevcuduna göre daha büyük ve küçük gruplarla uygulama yapılabileceği gibi bireysel uygulamalar da yapılabilir. Sonrasında her grubun belirlenen atık türüne uygun konteyner ile bunun üstüne yapıştıracağı atık görsellerini kullanarak bir poster hazırlaması ve kendi ayrıştırma görevi için bir slogan yazması istenir. Bu aşamada öğrenciler dilerlerse posterlerini ek çizimler ve başka görsellerle de zenginleştirebilirler. Son olarak atık resimleri ve öğrencilerin bulduğu sloganın yer aldığı posterler sınıf panolarına asılır. Değerlendirme aşamasında ise öğrencilerden hazırlanan posterdeki sloganlara yönelik düşüncelerini ve atıkları nasıl seçtiklerine yönelik süreci diğer gruptaki arkadaşlarına anlatmaları istenir. Çöp Nedir bölümünde yer alan ikinci etkinliğimiz Çöp mü değil mi? Bu etkinliğimizde öğrencilerin doğada birikime neden olan ve olmayan maddeleri gözlemlemeleri, çöplerin doğru değerlendirilmesi, doğru yere atılması konusunda bilinç geliştirmeleri amacıyla bir deney gerçekleştireceğiz. Deneyimiz için gerekli malzemeler, çeşitli meyve kabukları, boş plastik şişeler, boş cam kavanoz, boş teneke kutu, kürek ve kapaklarıyla beraber boş dondurma veya yoğurt kutusu. Etkinliğimiz 3 haftalık bir süreye yayılacak. İlk hafta okul bahçesinde uygun bir yerde toprağa kürek aracılığıyla ufak çukurlar açılır. Meyve kabukları, plastik, metal ve cam atıkları birbirine karışmayacak şekilde bu çukurlara yerleştirilir ve üzerleri toprakla örtülür. Okul bahçesinde bu malzemelerimizi gömebileceğimiz uygun bir yer yoksa bunun yerine bahçeye yerleştireceğimiz içi toprakla dolu genişçe bir saksıda da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Sonrasında aynı atıklar gruplandırılarak kullanılmış bir dondurma veya yoğurt kutusuna koyulur, sınıfta uygun bir yere yerleştirilir ve atıkların üzeri kutuların kapaklarıyla örtülür. Bir hafta sonra hem bahçeye hem de sınıf içerisine yerleştirdiğimiz atıklar incelenir. Öğrencilerin atıkların fotoğraflarını çekerek veya resimlerini çizerek raporlamaları istenir ve atıkların üzerleri tekrar örtülür. Takip eden hafta gözlem işlemi tekrar edilir, sonuçlar öğrencilerimizle tartışılır. Deney sonucunda bahçede toprağa gömülen atıklardan plastik, cam ve metalin herhangi bir değişikliğe uğramadığını, sınıf içerisine yerleştirdiğimiz plastik, cam, metal atıklarda da herhangi bir değişiklik olmadığını, meyve kabuklarında ise çürüme, küflenme ve kötü koku oluştuğunu gözlemlemeyi bekliyoruz. Öğrencilerimize deney sonucumuzun nedenleri, toprakta yaşayan, gözle görünmeyecek kadar küçük olan ve mikroorganizmalar olarak adlandırılan canlılardan kaynaklandığını açıklıyoruz. Biliyoruz ki toprakta yaşayan çeşitli mikroorganizmalar toprağa gömülen meyve kabuğu gibi organik maddelerin toprakta ayrışmasını sağlar ve bu sayede doğada birikim oluşmaz. Bunun aksine cam, plastik, metal gibi maddeler ise mikroorganizmalarca parçalanamaz, toprakta çözülmeden çok uzun yıllar kalabilir. Düşünmeye sevk etmek ve derinlemesine öğrenmeyi desteklemek için kağıdı toprağa gömmeleri durumunda nasıl bir sonuç alacakları sorusu öğrencilere yöneltilir. Tartışmalar sonunda öğrencilerin toprağa gömülen kağıdın da çözüleceği sonucuna ulaşmaları beklenir. Bildiğimiz gibi kağıt geri dönüşümü mümkün olan bir malzemedir. Ancak nasılsa kirlilik oluşturmaz düşüncesiyle kağıt atıklarının çöpe atılması doğal kaynakların israfına yol açar.
Ayrıca kağıt ambalajların ve atıkların imalatında kullanılan boya, yapıştırıcı gibi çeşitli katkı maddeleri de toprak kirliliğine yol açabilir. Bu nedenle çöplerimizi ve atıklarımızı her zaman uygun yere atmamız gerektiği vurgulanır. Son olarak öğrencilere Anadolu'da ve pek çok yörede insanların meyve çekirdeklerini çöpe atmak yerine toprağa attıkları söylenir ve bunun nedenini tartışmaları istenir. Öğrencilerin meyve çekirdeklerinin çöp olmadığını ve bunları toprağa attığımızda uygun koşullar oluşursa yeni meyve ağaçlarının çıkacağını fark etmeleri beklenir. Bu etkinliğimizi eğitimin çöpü doğru kutuya atarsak atmazsak ne olur isimli 3. bölümüyle de ilişkilendirmemizin önemli olduğunu unutmayalım. Bu etkinlikteki amacımız çeşitli ambalaj ve paketlerde bulunan sembolleri fark etmek ve anlamlarını öğrenmek. Etkinliğimiz için farklı ambalaj ve paketler ve bu çeşitli ambalajlarda bulunan sembol çıktıları yeterli olacaktır. Etkinliğimize başlarken öğrencilerimizi sınıf mevcuduna göre her bir gruba yaklaşık 6 ila 7 kişi düşecek biçimde küçük gruplara ayırarak hazırlanıyoruz. Her gruba birkaç pet şişe, cam şişe, süt kartonu, ambalajlı gıda gibi paket ve veya ürünlerin dağıtılması ve öğrencilerimize bunların üzerlerinde hangi sembollerin olduğunu sorulması ile başlıyoruz. Öğrencilerden beklenen inceledikleri ürünlerin üzerlerindeki sembollerin bir dedektif gibi aranarak bulunması. Bu noktada öğretmenlerimizin de satın aldığımız çeşitli ürünlerin paketlerin üzerlerinde yer alan ve o ambalajın hangi malzemeden yapıldığını ve geri dönüştürülebilir olup olmadığını gösteren küçük işaretler olduğunu açıklamaları gerekiyor. Öğretmenlerimiz ayrıca öğrencilere günümüzde birçok ürünün geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış biçimde ambalajlarının açıklamasını yaparak özellikle ambalajların üzerlerindeki dairesel şekilde oluşturulmuş okların olduğu sembollere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamalıdırlar. Çocukların ambalajlardaki sembolleri fark etmesi sağlandıktan sonra her çocuğun sembol dedektifi olarak görev almaları ve evlerinde bulunan ambalajlarda hangi işaretleri bulacaklarını incelemeleri ve bulduklarını da küçük bir not defterine not etmeleri istenir. Bir sonraki günde dedektiflerin kendi gruplarıyla birlikte buldukları sembolleri hangi ürünlerde bulduklarını paylaşmaları istenerek etkinliğimiz devam eder. Ardından çocuklardan öğretmenlerinin dağıtacağı farklı geri dönüşüm ya da ürün ambalaj bilgisine yönelik sembol çıktılarını kullanarak bir görsel grafik oluşturmaları sağlanır. Tüm grupların buldukları sembollere yönelik oluşturdukları grafiklerini diğer gruplarla paylaşmaları sağlanarak da etkinliğimiz sonlandırılır.